Tarkan, eşimle birlikte şişiyoruz, o şişerdikçe ben de aşeriyorum diyor. Şimdi iki hamilelik geçirmiş Ece Erken ve ben varız ama gel işi biz bir bilene soralım Ece. Doğum koçu Doktor Banu Erden telefon hattımızın diğer ucunda. Tabii bizim de tecrübelerimiz var ama Tarkan aşeriyorum diyor. Banu Hocam günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Öncelikle tıp doktoru değil, sadece doğum koçuyum, onu Ha, düzelteyim peki, istedim. yanlış yazmış arkadaşlarım. Hemen düzeltiyorum. Doğum koçu Banu Erdem. Peki Banu Hanım, sevgili koçum, normal mi erkeklerin de kilo alması ve aşermesi hamile eşlerinin Valla yanında? erkeklerin kilo alması da normal, aşermesi de normal. Hatta gebelerde son derece normal karşılanan bütün semptomları göstermelerini global bir fenomene bağlanıyor. Adı da Kuveyt sendromu. Kuvvet mi? Sempatik gebelik sendromu da Ha, diyebilirim bu da bir buna. nevi gebelik yaşıyor yani. Evet, aynen, gebe babalarımız var. Çok da yaygın. %10 ile %65 arasında yaygınlığı var. Vay be. Allah Allah, çok Biz enteresan. mesela hamile olduğumuzda tabii ki hormonal olarak da değişikliklere sebep verdiğinden kapı gıcırtısına bile ağlıyoruz. Tarkan'da da var mıdır mesela O da bu? oynuyor. Valla aslında babalarda bütün bunları görebiliyoruz. Yani Kuveyt sendromunu yaşayan bütün babalar hamile eşlerinde görülebilecek tüm semptomları, mide bulantısı, iştah değişikliği, kokuya Ay, hassasiyet, hamileliğimizi bile kıskanıyorlar. baş dönmesi, haşerme. hepsi Peki şunu hepsi. merak ettim ben. Bu Kuveyt sendromu, ya kadın 9 ayın sonunda doğuruyor. Peki babaya ne oluyor 9 ayın sonunda? O Baba 9 da 9 doğuruyor. ayın sonunda doğurması gerekiyor. Yani doğurmasın. Bu sendromdan 9 ayın sonunda kurtulduğunu biliyoruz. Ha, kurtuluyorlar, iyi bari. Evet, Banu fiziksel Hanım ve ya, mental hiçbir problemleri yok. bence şundan oluyor bu. Hani biz bayanlar hamileyken böyle ay canım şundan istiyor, ay yok benim gel gitlerim var, yok ben halleniyorum falan, böyle bir tribe giriyorlar ya. Bence artık adamlar bunaldığı için o sendromu ister istemez vücutları yakalıyor. Bence o süreçte onlara ayak uydurmak adına yapılıyor bence bu. Yoksa sorunsuz bir hamilelik geçirirse herhalde bunlar yaşanmaz kimse de. Ay, şimdi ekibimizden bir soru geldi. Hemen sormam lazım. Çünkü biz doğurduktan sonra Lousa sendromuna giriyoruz. Süt veriyoruz. İşte kilolardan dolayı bunalıma girebiliyoruz. Karabasanlar geliyor. Kocadan bir anda nefret ediyoruz. Peki bu sendromu yaşayan babalar ne oluyor doğumdan sonra? Lousa sendromu da var mı onlarda? Şerbeti var mı? Vallahi şerbetini bilemeyeceğim. Lousa sendromunun var olup olmadığının araştırmaları henüz elimizde yok. Çünkü lohusa Tamam şerbeti bizim kültürümüze ait bir şerbet. Dolayısıyla bu araştırmaların çoğu uluslararası platformda, tıp literatürüne girebilecek platformda araştırmalar yapılıyor. vay be. Türkiye'de çok kısıtlı. Sanıyorum lohusa sendromları yoktur diye düşünmek istiyorum. Peki. O da olmasın Banu Hanım, o da olmasın. Peki, Peki. çok teşekkür ediyoruz Banu Erdem size. O zaman hem Tarkan'a hem eşine hayırlı doğumlar dileyeceğiz yani. Bakalım 9 ayın İnşallah. sonunda ne olacak, Tarkan'ın göbeğini de merak ediyoruz. Ali abi, İnşallah. sen yaşamış mıydın Çok eşinle teşekkür birlikte? Çok ediyoruz. teşekkürler. Masamızın erkeği olarak söz hakkı sana düşüyor. Sendromun var mıydı? Yaşamış mıydın böyle bir sendrom? Aşerme. Valla Göbek, aşerme. yani Kuveyt sendromunu bilmiyorum da herhalde yeni yeni trendler çıkıyor. Yani aklım almıyor. Yani Yani şu göbek özdeşleşmeyi yağından anlarım. mı kaldı? Yani eşinle o yaşadığı süreci paylaşmak için, onu anlamak için onunla özdeşleşmeyi anlarım ama onunla birlikte ben de hamile kaldım, ben de aşeriyorum. Akıl almaz bir şey. Benim kaçırdığım bir şey. Özür dilerim. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Ben mesela her röportajda mikrofonu tutan herkesin samimi olup olmadığını bir çırpıda anlayabiliyorum artık. Tarkan'ın samimi bir şekilde çok mutlu olduğunu görebiliyorum. Ay Hiç evet, ne güzel. oynamıyor. Allah O kadar korusun. mutlu ki, ama o kadar çok oynayan var ki, yanındaki adamla mutlu olmayıp mutluluk oyunu oynayan var. Yanındaki adamdan çocuk sahibi olmak istemediği halde çocuk sahibi olan var. Ama Tarkan'ın çok mutlu olduğu çok belli. Bize çok geçiyor. Ama bazen istemediği halde mutluluk göstergesi de yapan ünlüler de var. İşte o. Neden çevreye
mutsuz bir görüntü vermek istemiyorlar, acındırmak istemiyorlar kendilerini. Ne üzücü. Devam ettirmeye çalışıyorlar. Çok üzücü, bazı biliyor şeyler. Musun? Ben düşünsene, ben boşanmadan bir ay evvel evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, ne kadar mutluyuz diye fotoğraf paylaşan biriyim. Ve mecbur ve olduğun için. İçimde yaşadıklarımı her zaman saklıyorum. Birçok ünlü de var böyle. İşte ben o yüzden mecburiyet olabiliyor. Tarkan ne güzel, çok samimi geldi mecbur bana. Olmadan, evet, mecbur olmadan mutlu, mutlu gösteren ve mutlu. İnşallah herkes öyle olan yaşar. İnşallah. Aslında o bizim milletimizde var. Kan kusup kızılcık şerbeti tabii, içmek tabii, diye tabii. Bir tabirimiz evet. Var. Yani biz istiyoruz ki dışarıya göstermeyelim. Bunu ben eleştirmek için söylemedim bu arada. Benim de maalesef, üzüldüğüm evet, bir konu. Maalesef böyle yaşayanlar var. Yani Bircan'ın, Tarkan'ın söylediklerinin bize samimi duygular olarak geçtiği fikrine katılıyorum. Bu söylediklerinde samimi değil de oynuyorsa dünyanın en büyük oyuncusu. Tabii canım. Yani Oscar alması gereken yani, bir oyuncu. Yani o söylediklerinin çok samimi, çok içten olduğunu ben düşünüyorum. Ama vücut dili uzmanı değilim bu arada. Eline her mikrofon alanın karakter analizini yapamıyorum. Ben İçinde de, şeytan taşıyan melekleri de gördüm. Ama mesela biliyorsun evliliği kötü ama mutlu görünmeye çalışıyor. Mesela biliyorsun ama. İşte onun için de tespitlerimiz, figürlerimiz var ama süremiz kısa. Ben de şuradan biliyorum, hamilelik sürecinde düzenli kontroller, işte kilo kontrolleri oluyor. Doktor Banu Göker Özdemir de, benim doktorum, her gittiğimizde diyordu ki o İlkay Hanım 2 kilo almışsınız. Ali Bey siz de 2 kilo almışsınız. O da görsel olarak söylüyordu. Gerçekten yaşıyor. Böyle bir empati olabiliyor demek ki. Peki şimdi ya bir senin kocan da şeye mi yakalanmış? Kuveyt ama doğuramadı hala. Göbek duruyor hala. Hala Loosa sendromu yaşıyor. Peki